Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda neredeyiz? Manisa'dayız, Gümülcele'deyiz ve yanımızda Sait abimiz var, zeytinlik sahibi. Sait abi merhaba öncelikle, nasılsın? İyi, sen iyi misin? Hamdolsun, sağ olun, teşekkür ederim. Sait abi, zeytinliğinden öyle bir bahsettiler ki biz sandık resmen üzüm bağına geldik. Açık ve net söyleyeyim, maşallah öncelikle çok güzel olmuş. Sait abi, burası kaç dekarlık bir arazi? 3 dönüm. 3 dönüm, kaç ağacımız var burada? %107 falan, ya 107 ya 109. 110 diyelim biz ona. 110 tane zeytin ağacımız var. Sen burada ağaç başı hepsine ortalama 1-2 kilo %100 gübre siyah toprak attın. Seni memnun etti mi Sait abi? Bu sene memnun. Ne fark gördün Sait abi? Sürgün olayı çok güzel. Sürgüne bir. Bak. Bakın. Bak bu sürgünü de meyve bak. Tutumundan sonra yine yapmış. Meyve tutumu bak. Meyve maşallah. Bundan sonra bak sürgünler bir bak, daha sürgün yapıyor. Devam. Maşallah. Hastalık da gelmemiş. O da çok güzel. Ya bir de Sait abi baktığım zaman ağaçların yeşil aksamları koyu yeşil. Yani karşıdan gelirken baktığımız zaman yeşil. Arkadaşlar şöyle bakalım. Bakın şu bir ağaç. Geldik buraya. Doğal her şeyini doğal çıkıyor. Ağacın tepesine de bakalım. Her yere. Bu da tepesi. Bakın tepesi de A'dan Z'ye dolu. Her yeriyle. Çiçek tutumu. Aşağıya gelin. Bakın. Burası da dolu arkadaşlar. Yani şurasını çekiyorum. Burasını çekiyorum yok. Bakın yan tarafa gelelim. Bakın görüyorsunuz. Zeytine. Tepeye bakın. Geldik buraya. Bakın arkadaşlar. Dolu. Yana geldik. Bakın arkadaşlar. Her tarafı. Bakın şuraya. Görenler üzüm salkımı mı diyor bunlar. Maşallah maşallah. Ve acı tepeden güzel. Tırna, tepeden tırna. Bakın alta gidiyoruz. Alt bu kol bakın. Şu koldaki zeytine bakın. Zeytin var. Her yerinde zeytin var. Yani maşallah Sait abi öncelikle. Gel bakın şuraya bakın. Burayı çekmedik. Çok güzel. Alta bakın. Her yeri çok güzel. Çok maşallah güzel. İnle koluna sağlık. Öncelikle Sait abi maşallah. Peki Sait abi. Şunu soracağım. Köyde herkes konuşuyor bu yönü. Birçok kullanan var. Türkiye geneli için ben söylüyorum. Zeytin üretimi yapan çiftçilere bu %100 gübre siyah toprağı önerir misin? Öner. Ben gördüm mü farkı diyorsun? Tabii ben gördüm. Vallahi bu sene çok gördüm yani. Ben ilk defa kullanayım. Bu sene ilk sürgünü de meyveyi de bu sene gördüm. Sen bir de bağa da attın. Bağa da attım. Bağda da memnunsun. Memnunum. Maşallah. Subhanallah. Evet. Yaşar abi ne diyorsun? Yani bölge halkında. Abi ne diyeyim baksana. Meyveyi tutmuş. Evet. Arkadan tekrar yani yüklüyken ağaç hala sürgün yapıyor. Ufak tefek sıkıntı yani bu oluyor. Ağaç tabii ki olacak da bunu mu besleyecek sürgün mü yapacak diye düşün. Ama bak hepsini sürgünü yapmış. De yapıyor. Maşallah. Koyu yeşil, acı yeşil. Arkadaşlar yani zeytinliğin şöyle bir çekim yapalım. Bakın görüyorsunuz. Yani tek tük değil. Hepsi acı yeşil. Bak. Yana bakın. Tepelere bakın. Tepelerdeki sürgüne bakın. Asıl önemli olan o. Yani bir ağacın hem sürgün vermesi hem meyve vermesi maşallah çok güzel. Bir de arkadaşlar şu da önemli bakın. Sen şu toprağı bakın görüyorsunuz değil mi? Toprak tavını kaybetmemiş arkadaşlar. Yumuşak. Bakın. Altta nem vardı. Nemini kaybetmemiş. Bak bu çok önemli. Şunu yakalatmak önemli. Zaten burayı sulayabiliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Traktörle mi? Yok. Sondaj var. Salma sulama. Hiç su verildi mi buraya? Hiç verilmedi. Bakın bu çok önemli. Hiç su verilmeyen bir yer burası. Normal su verenler bu seviyeye getirmek için uğraşıyor. Nasip olursa bayram sonra vereceğiz. Bir kere mi? Evet, bir kere veriyor. Başka da yok. Bir de Ağustos'un sonunda veriyor. Yani tam büyüme aşamasında buruşmayı önlemek amaçlı. Evet. Ama verilmese dahi zaten ağaç maşallah çok güzel gidiyor. İki kere de iki su da hemen kapatıyor. Bitiriyor işi. Evet. Maşallah. Çok güzel. Evet arkadaşlar neredeyiz? Manisa'dayız. Gümülcele'deyiz. Zeytinde %100 gübre siyah toprağın yapmış olduğunu gördük. Yaşar Bey'in demiş olduğu gibi. Hem sürgün, hem meyve, hem yeşil aksamlar, hem toprak yapısı değişmiş. Gerçek anlamda zeytinde %100 gübre her zaman olduğu gibi tüm Türkiye'de mucize sonuçlara devam ediyor. Gübre maliyetlerinin tavan seviyesine geldiği bu yıllarda %100 gübre siyah toprak mazot maliyetini, gübre maliyetini, ilaç maliyeti çiftçi için zaten büyük büyük. Biz ne yapıyoruz bunu? Minimum seviyeye indiriyoruz. Yerli ve milli üretim hem yağ oranını yükseltiyor, hem bir sonraki yıla hem kalite hem kalibrasyon, bir de bir sonraki yıla var yılını yok yılını ortadan kaldırıyor. Bu da bizim için çok önemli.
Bakın görüyorsunuz maşallah subhanallah. Ya bu ağaçlar bir şey değil. Çok başka. Bakalım. Bakın. Bu arkadaşlar. Oo. Bakın maşallah maşallah. Her yer. Şuraya bakın. Her yeri. Yani şurasını çekiyorsun, burasını çekiyorsun yok. Her yeri yemyeşil kokuyor. Arkadaşlar şuraya bakın. Dikkat yakınlarsın. Yakından çekerseniz şu zeytinin tutumunu görüyor musunuz? Maşallah. Şuraya bakın. Şuralara bakın. Bu ağaç taşı... Sait abi bu taşıyamaz bunu ya. Ben taşıtırım diyor mu? Taşıyacak her iyi. Altına bir destek meslek halledeceğiz diyorsun. Yaparız Allah'ın izniyle maşallah. Gelelim şu yan tarafa. Bakın şurada aynı. Yani bir yerini çekmiyoruz. Her yerini çekiyoruz ki ağaçtaki sağlıklı olan her şeyi görebilirim. Ağaçta damlama var çünkü. Evet, o da çok önemli. Maşallah. 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 Her yeri çok güzel. Bakın arkadaşlar, resmen yıkılıyor. Şuraya bakın geçen. Videomuzu burada sonlandıralım. Gelin. Bakın şurası. Yavaş yavaş. Hiç burayı göstermemiştik. Şöyle bak. Yukarıya aşağı şu araları. Yani burayı ellemeye gerek yok. Zaten şöyle bir alın. Bak Yaşar şuraya bak. Yani şöyle bak bak. Üzüm salkımı gibi olmuş. Şuraya bak ya. Bakın arkadaşlar. Bak, bak. Bilenler bilir abi. Bak. Maşallah. Bilmeyen bir yıl geriden gidiyor. Bakın arkadaşlar. Maşallah. Zahit abi gel. Şurada videomuzu hemen neticelendirelim. Kalpten, gönülden, yürekten seni izleyen yüzlerce zeytinciye %100 gübreyi önerir misiniz? Öneririm. Maşallah. Sait Bey'in dediği şu. Ben gördüm. Zeytini attım. Bağıma da attım. Gerçek anlamda çalışıyor. Gerçek anlamda memnunum. En önemlisi de bizim için o. Sait abi çok teşekkür ederim öncelikle. Seneye gene alırım yani. İnşallah. Bu bizim için önemli olan. Yani çiftçimizin mutluluğu bizim gurur kaynaklarımızdan bir tanesi. Doğru mu Yaşar Bey? Manisa bölgesinde muhakkak Ege Tarım Yaşar Bey ile iletişime geçin. Ürünlerinizi tedarik edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videomuzu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Manisa'dan, Gümbürceli'den video çekimlerimiz devam ediyor. %100 gübre burada efsane işler yaratmış. Bunu size taşıyacağız. Herkese saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.